de farklı bir şekilde biz de hazırlıyoruz. İnşallah sizlerle bizlerle beraber yapacağınız hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Patatesli tepsi böreğimiz için sevgili izleyenimiz neler kullandık? Bir paket yufkamız, 500 gram kadar patatesimiz, bir adet kuru soğanımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir su bardağı kadar sütümüz, bir adet yumurtamız, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz ve pul biberimiz. Bir paket yufkamız, 500 gram kadar patatesimiz, bir adet kuru soğanımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız ya da tereyağı da olabilir. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz, bir adet yumurtamız, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz ve pul biberimizi kullandık. Öncelikle tenceremizin içine hafif yağımızı ilave ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı ufak ufak doğradık, ilave ettik. Soğanımızı güzelce bir şekilde bir kavurduk. Soğanımızı güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine salçamı ilave ettim. Salçayla beraber kavurmaya devam ettim. Bu sefer patateslerimizi önceden haşlamıştık, kabuklarını soymuştuk, ufak ufak doğradık, içine ilave ettik. Onlarla beraber karıştırmaya devam ettik. Ondan sonra yeteri kadar baharatımızı elimizde biraz kereviz yapraklarında vardı. Onu da doğradık, içine ilave ettik ve beraber iyice bir karıştırdık. Karıştıktan sonra patateslerimiz ve iç harcımız hazırlanıyor. Onu kenara aldık. Ayrı bir kabımızda yumurtamızı, yağımızı ve sütümüzü karıştırdık. Sosumuzu hazırladık ve tepsimizin altını yağladık. Yufkamızı serdik. Aralarına yufkalarımızı sermeye devam ettik ve sosumuzu ilave ettik. Patateslerimizi ortasına ilave ettik. Patateslerimizi ilave ettikten sonra aynı şekilde yufkalarımızla beraber üzerini dizmeye devam ettik. Ve sosumuzla beraber güzel bir şekilde üzerini kapattıktan sonra üzerini örtüyoruz, sosumuzu döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Fırında düşük bir dereceyle iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir patatesli tepsi böreği olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.